Herkese merhabalar. LGS hızlı son tekrarımıza başlıyoruz. Sizlerle birlikte son tekrar kampımızda LGS 2024'te... Uçuşa mı geçiyoruz hocam? Evet Tonguç'um uçuşa geçiyoruz. LGS 2024'te hedefimiz Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırmamak inşallah. Matematikte bizi biraz zorlayabilirler. Fende zorlayabilirler. İnkılaptin İngilizce ve Türkçe'de yani sözel bölümde hedefimiz bütün soruları inşallah çok güzel bir şekilde doğru yapmak. Arkanıza yaslanın arkadaşlar bu bir hızlı tekrar. Biliyorsunuz ki son tekrar kampımızda İlk başta detaylı Türkçe tekrarımızı yapmıştık. Sonrasında fen, inkılap, matematik, din ilerledik. Bugün de artık hızlı tekrarlara başladık bu hafta. Dün matematik hızlı tekrarımızı yapmıştık. Bugün de Türkçe hızlı tekrarımıza devam ediyoruz. LGS yolculuğumuzu hatırlarsanız 7'den 8'e kampımızla başlamıştık ve nereden nereye geldik? İnanabiliyor musunuz? Artık şunun şurasında 11 gün kaldı. Hiç endişelenmenize gerek yok. Kendinize güveniyorsunuz arkadaşlar. Buraların hepsini sizler tamamladınız. Burada bir sürü sorular çözdünüz. Burada bir sürü fedakarlıklar yaptınız. Bu haftada çok iyi değerlendirip inşallah LGS'de çok güzel bir şekilde hayallerinizdeki netlere ulaşıp hayallerinizdeki okulları ...Fen Lise'lerini, Anadolu Lise'lerini kazanacaksınız. Peki, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün... ...Türkçe'de anlam bilgisini ve dil bilgisini... ...biliyorsunuz, LGS 2024'te iki dönem de var. Yani sadece birinci dönem değil ikinci dönem konuları da var. Dolayısıyla anlam bilgisi dil bilgisini mükemmel bir şekilde sizlere hızlı bir şekilde anlatacağız. Peki Türkçe eşittir paragraf diyorlar. Neden böyle diyorlar arkadaşlar? Çünkü doğru söylüyorlar. Türkçede sizi en fazla zorlayacak olan ve sizi en fazla yükseltecek olan kısım paragraf soruları olacak. Dolayısıyla sözcük anlamı, cümle anlamı, paragraf kısmına çok dikkat edin. Eğer bunlarla alakalı hatalarınız çıkarsa mutlaka bol bol tekrar yapın arkadaşlar. Dil bilgisi yazım noktalama, pastanın üstündeki çilek gibi yani böyle lezzetli bir çilek gibi hocam. Evet lezzetli bir çilek gibi. Bunu hop diye gömeceksiniz bilgilerinize Hiç endişelenmeyin. Bunların sorularını rahatlıkla yapacaksınız. Bunlarla alakalı tabii çalışmalarınızı yaptıysanız. Peki hangi konudan kaç soru geldi? Bu sene kaç soru gelir? Onları isterseniz hızlı bir şekilde bakalım. Ardından da zaten mükemmel bir şekilde hızlı son tekrarımıza başlayacağız. Bugün arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki LGS Türkçe'de sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı, parça anlatım, parça yapı, sözel mantık, tablo grafik, görsel yorumlama. Yani az önceki deyimimizle anlam bilgisi soruların büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Bakın 2023'e baktığımızda zaten dil bilgisi konuları olmadığı için bayağı bir çoğunluğu oradaydı. Ama 2024'e baktığımızda da yine çoğunlukla buradan soru gelecek. Neden? Çünkü arkadaşlar dil bilgisinin olduğu yıllarda da Milliyetin Bakanlığı öğrencilerin Anlam bilgisindeki yeteneğini ölçerek onların iyi bir lise girmesini istiyor. Hatta isterseniz gelin konu konu ilerleyelim. Dil bilgisine baktığımızda yine dil bilgisinde yazım noktalamadan yüzde yüz bu sene soru gelecek. Birazdan göstereceğim sizlere. Metin türleri, söz sanatları biraz zayıf halka ama buradan da soru ikisinden birinden soru mutlaka bekleyeceğiz. E, Fiilimsiler dil bilgisinde en sevilen konu. Yani Milletin bakanı eğer dil bilgisinden soracaksa bir tane hakkı varsa onu fiilimsel kullanıyor. O yüzden bu konuyu çok iyi bilmemiz lazım. Ögeler, çatı, cümle türleri bunlar lokum. Çifte kavrulmuş lokum. Ama bu senenin sürpriz konusu anlatım bozukluğu olacak diye düşünüyorum. Neden öyle derseniz arkadaşlar. Çünkü Milliyetin Bakanlığı'nın örnek yazılı senaryolarında... ...ısrarla hem birinci senaryoda hem ikinci senaryoda bu konudan sorular sordu. Yazılarda çıkıyorsa... LGS'de de çıkabilir. Dikkatli olmanızı istiyoruz. Şimdi hangi konudan yüzde yüz kaç soru gelir? İsterseniz gelin bunlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar fiilimsiden ben bu sene sınavda mutlaka şöyle yüzde yüzü işaretlemek istiyorum. Soru bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü Az önceki tabloyu bir kez daha göstermek istiyorum sizlere. Dil bilgisinin geldiği senelerde yani 2018'de, 2019'da, 2020'de, 2023'te. Buralarda zaten dil bilgisi gelmemişti. O yüzden sorulmamış. Ama dil bilgisinin geldiği senelerde filmsten milletim bakanlığı %100 soruyor. Peki sorulmadı mı? Sıkıntı yok. Bu konuyu %100 bilmemiz lazım. Çünkü fiilimsi bilmeden cümlenin ögelerini ve cümle türlerini yapmanız birazcık sıkıntılı. Hatırlarsanız son güçüm, cümle türlerinde fiilimsi bulunan cümle var tek yüklem cümle var. Dolayısıyla fiilim yüzde yüz bilmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Cümle ögelerinden soru gelme ihtimalinin ben yüzde seksen olduğunu düşünüyorum. sen sonra cümle ögeleri yine dil bilgisinin ikinci önemli konusu. Fiilde çatı konusundan biraz daha zayıf bir soru gelme ihtimali var. Yüzde yirmi. Cümle türlerinden de yüzde yirmi diyebiliriz ama bunlar kolay konular zaten. Bunlardan soru gelirse de keşke yapsak diyeceksiniz. Anlatım bozukluğundan ben bu sene yüzde seksen soru bekliyorum. Bunun da sebebini tekrar söylüyorum. Milletin Bakanlığı hazırladığı soru senaryolarında, ortak senaryolarda bu konudan ısrarla soru sordular. O yüzden buradan da soru gelirse sakın sakın şaşırmayın. Zaten geçmiş yıllarda baktığımızda anlatım bozukluğunu Milletin Bakanlığı'nın bir, iki, üç kez sorduğunu görüyoruz. O yüzden buraya karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Yazım noktalamadan yüzde yüz soru gelecek arkadaşlar. Zaten yazım kurallarından bir soru gelecek. Noktalama işaretlerinden de bir soru gelecek. Buradan soru gelmeme ihtimali yok. Anlam bilgisine baktığımızda anlam bilgisinde sözcük anlamdan yüzde yüz iki soru gelecek bunu zaten biliyoruz. Cümlede anlamdan yüzde yüz iki ya da üç soru gelecek bunu biliyoruz. Parça anlamdan yüzde yüz beş soru gelecek yani parçada konu, ana düşünce, baba düşünce, yarın düşünce biraz bunları hızlı bir şekilde göreceğiz. Buradan da soru gelecek. Parça anlatımdan yüzde yüz bir soru gelecek. Parça yapıdan yüzde yüz bir soru gelecek. Sözel mantıktan en az bir soru bekliyoruz. Tablo grafikten en az iki soru bekliyoruz. Metin türleri ve söz sanatları biraz zayıf halka. Burada İkisinin birleşimi olan bir soru sorabilir. Ya da metin türlerinden soru sorabilir. O yüzden buradan da mutlaka bir soru bekliyoruz arkadaşlar. Peki hocam biz ne yapmalıyız? Sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Öncelikle bu hızlı tekrarımızı dikkatle dinleyin. Sonrasında eğer çözmediyseniz LGS sorularını map örnek sorularını Türkçe'de tamamlayın. Eksik sorunuz kalmasın. Sonrasında zaten bol bol denemeler çözüyoruz. Denemelerde hata yaptığımız zaman şöyle demiyoruz. Ya ben işte Türkçe'de yediğin soruyu yanlış yaptım değil. Hemen detaylı analiz sayfamızı açıp yediğin soru neymiş? Tablo grafik yorumlama sözel mantıkmış. O zaman ben sözel mantıkla alakalı kendime beş soruluk ödev veriyorum diyerek altı adımı hızlı tekrardan ödevlerinizi çözebilirsiniz. Sözel mantıkla alakalı. Burada her bir konuya alakalı süper testlerimiz var. Aynı zamanda arkadaşlar sizler şunu asla unutmayın ki LGS'ye kadar bu son 11 gün içerisinde bazı insanlar artık vazgeçtiler, yoruldular. Siz tam bu esnada birazcık daha vites büyütürseniz, moralinizi bozan tiplerden uzak durup gayretli bir şekilde çalışmaya devam ederseniz zaten çok güzel bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Şunu sakın unutmayın. Bazen içinizde şöyle hisler gelebilir. Yapamayacak mıyım acaba ya? Of ya yoruldum. Evet hocam bazen her şeyi unutmuşum gibi geliyor. Bu his geldiği zaman yapmanız gereken şey şu Tonguç'um. Hemen boş bir sayfaya şu ana kadar yaptıklarınız bir yazın. Neler neler yaptığınızı bir düşünün. O kadar çok şey yaptınız ki bir sürü deneme çözdünüz, bir sürü soru bankası çözdünüz. Bir sürü şeyi yapmaktan vazgeçtiniz. Halı saha maç oldu gitmediniz, film oldu izlemediniz. Dolayısıyla bu fedakarlıkların karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Kendinize güvenin. Şimdi arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın çünkü bu hızlı tekrar. Hızlı gideceğiz arkadaşlar. Sürat felakettir ama bugün belli bir seviyede mükemmel bir şekilde gümbür gümbür ilerleyeceğiz. Ve ardından da ardından da sizler son tekrar setinizden ve LGS geri sayım denemelerinizden ödevlerinizi yapacaksınız. Bir önemli bir duyurum daha var. Bu da güzel bir haber. Bugün akşam saat 19.50'de yani 8'e 10 kala sizleri Tonguç Akademi.com'da Matematik beklenen sorular canlı yayına bekliyoruz arkadaşlar LGS dershanemize. Buna da katılıp matematikte beklediğimiz soruları sizler de bizim dershane öğrencilerimize beraber izleyebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi arkanıza yaslanın. Tonguç'um hazırsak hep beraber hızlı Türkçe tekrarımıza başlayalım. Müzik Geldik fiilimsinin ne olduğunu. Zaten hepiniz fiilimsinin ne olduğunu biliyorsunuz. Türkçenin de temeli her şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Filmsine neye dikkat çekti Songuç evladım benim? Mame'ye olumsuz eki alabilen... Mükemmelsin. Filmler mame'ye olumsuz eki alabilir. Yani yüklemi, kul, yüklemi bul, geri kalanlarda mame... Olumsuzluk eki alabilenlere dikkat et. Gerçekten mükemmelsin Tonguç. Un. Anası mezar dikecekmiş. Anası mezar dikecekmiş nereden çıktı evladım? Şimdi o sıfat verir, ona geleceğiz şimdi. Şimdi yükleme bulup geri kalanlarda mame eki alabilenlere dikkat ettikten sonra Demiş ki, öğrenciler dersi dinliyor. Bu cümlenin yüklemi, yani en önemli kelimesi dinliyor. Dinliyoru kapatıyorum. Geri kalanlarda öğrenciler mameyki almıyor, ders almıyor. O zaman bu cümlede fiilimsi var diyebilir miyiz sonuç Çeladi benim? Yok hocam. Evet, bu cümlede fiilimsi yok. Şimdi aşağıdaki cümleye geçiyorum. Onunla tanışmak için ilk başta konuşmamız gerekiyor. Gerekiyor yüklemini bulduğum. Yüklemi bulduktan sonra geri kalanlardan mameyki alanlara bakıyorum. Onunla almaz. Tanışmak, tanışmamak için için içmeyin olur mu Tonguç Çeladi benim? Hayır hocam. Olmazsa bir saçma oluyor, Haklısın o için su içindeki için değil ilk başta konuşmamız konuşmamız diyebiliyoruz. Bak şimdi tanışmak tanışmamak konuşmamız konuşmamız diyebiliyoruz. İşte bunlar fiilimsi oluyor. Ve bunlar ma ış -mak. yani mayışmak e, aldığı için biz bunlara tabii ki de isim fiil diyeceğiz. Tonguç Eladım benim. Geçiyorum aşağıdakine. Güler yüzlü, sevilen, sayılan ve tanımış bir kişidir. Bakın buradaki fiilimsi bulursanız arkadaşlar fiilimsi konusunu zaten yüzde yüz biliyorsunuz demektir. Şimdi kişidir. Daha doğrusu bu cümlenin yüklemi bütünüyle e, cümlenin tam yüklem ama hani o özne o nedir? Güler yüzü sevilen selamı tanımış bir kişidir yüklem. Ama şimdi biz bu ek fiil almış kelimenin haricindeki mame alanlara bakıyoruz bak. Güler gülmez, sevilen sevilmeyen, sayılan sayılmayan, tanınmış tanımamış diyebiliyoruz. Yani an, esi, mez, ar, dik, ecek, miş eklerini almış bak. An, en, mış, er. Bu ekleri gördüğümüz için bunlara da sıfat fiiller diyeceğiz. Anası mezar dikecekmiş. Aynen çok güzel söyledin. Anası mezar dikecekmiş Tonguç'um. Şimdi diğerine bakalım. İçeri koşarak girip elindekileri masaya bırakmadan derse başlayınca hepimiz şaşırdık. Şimdi şaşırdık yüklemimiz. Şaşırdı hemen dikdörtgen içine aldım. Sonra geri kalanlara bakıyorum. Koşarak koşmayarak girip girmeyip ee, bırakmadan bırakarak başlayınca başlamayınca diyebiliyoruz. Bak başlayınca başlamayınca bırakmadan bırakarak girip girmeyip koşarak koşmayarak diyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar da erek, ıp, medenmadan, önce ekleri yani yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorularına cevap veren e, zarf fiiller olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bak şunlar bak şu kırmızıyla altını çizdiklerim bunlar mayışmak yani bunlara isim fiil diyoruz. E, başka bir renk almak istiyorum yeşil alıyorum. Şu en 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 bunlar sıfat fiil anası mezar dikecekmiş bunu söylemiştiniz zaten. Şunlar ise Tonguç Helal benim bir tane de başka renk alayım mor alalım. Pardon zaten yazımızdan bormuş. O zaman şuradan turuncu alıyorum Tonguç'um. Erek, ip, işte madan, ınca yani ne zaman ve nasıl sorularına cevap verenlere de biz zarf fiil diyeceğiz sonuç ilanlıyor. Hızlı gidiyoruz gördüğün gibi. Burada ne zaman sorusuna cevap verirse zaman anlamı kattığını, nasıl sorusuna cevap verirse durum anlamı kattığını da bilmemiz lazım. Yani nasıl girdi? Koşarak girdi mesela. Veyahut da ne zaman e, şaşırdık? Derse başlayınca bak bu ne zaman sorusuna cevap veriyor? Zaman anlamı katıyor. Bu ise nasıl sorusuna cevap veriyor? Durum anlamı katıyor. Bunu da bileceğiz. Tonguç Elan'ım benim. Şimdi burada hangisi zarf fiil vardır şeklinde bir soru soracak bize. Mesela şimdi bunu yapmaya çalışalım. Bunu hep beraber yapmaya çalışalım. Siz de videoyu durdurup cevaplamaya çalışın arkadaşlar. Bu da yine LGS'e çıkmış bir soruya biz takla attırdık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır diyor. Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Şimdi burada fiilimsi bile yani fiilimsi var mı Tonguç Eladim benim? Yok hocam. Aynen fiilimsi falan yok. A'yı geçtik. Çünkü yüklemi bulduktan sonra geri kalanlardan mame alanlara bakıyoruz. Films falan yok. Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür. Büyüktür. Küçülmeyen küçülen. Bak burada sıfat fiil var. Anası mezar dikecekmiş. Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir. Tecrübe edilir yüklemimiz. Yaşayarak yaşamayarak diyebiliyoruz. Dolayısıyla biz buna Burada zarf fiil var diyebilir miyiz sonuç eğlenmenin? Diyebiliyoruz. Harikasın diyebiliriz. Niye? Çünkü erek arak eki var, zarf fiil eki var. Nasıl tecrübe edilir? Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir diyor. Nasıl sorusuna cevap verdiği için de durum anlamı kattığını da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği. C seçeneğini yapan arkadaşlarımızla alkışlamak istiyorum. Gerçekten onları tebrik ediyorum. Mükemmelsiniz. arkadaşlar. <laughs> Şimdi öğrenmenin sırlarını genelde kendiniz koyarsınız. Koyarsınız yüklem. Filmsi var mı burada Tokuş evladım benim? Yok hocam. Yani, Filmsi falan yok saçma sapan bir cümle diyoruz. Ee, geldik buraya ve geçtik diğer sayfaya. Bu da yine LGS gelmiş bir soruyu sizlere tekrar soruyoruz. Bu parça numaralanmış ümlelerine hangisi zarf fiil yoktur demiş. Bakalım. Yine videoyu durdurup sizler de yapın arkadaşlar. Hızlı gidiyoruz, dikkatli gidiyoruz, süper gidiyoruz. Yaz aylarında tamamen kuruyan bu sıfat fiil... ...Karamuğla derisinin yatağını takip ederek... ...bak ederek zarf fiil, erekarak... E, ...saburhane meydanına ilerliyorum. Güzel. Bir de var, saburhanenin sürprizi sokaklarına doğru yol alırken, bak alırken, ırken eki bu da zarf fiil, yüzleri ıslan bu sıfat fiil, neşelik var güneşin, ağaçlara can verdiğini, can verdiğini bu da sıfat fiil. Şöyle üzerine yazayım bak, sıfat fiil, sıfat fiil, zarf fiil, zarf fiil, sıfat fiil dedik. Ee, verdiğini hissetmek, hissetmek isim fiil, mayışmak, ee, o zaman ikide de var. Kim bilir üst üste kaç kat kireç atılmış bembeyaz beyaz elleri, bak. Kireç atılmış bembeyaz boylu. Dolayısıyla burası anası mezar dikecek bir şekilde alıyor. Sıfat fiil. Bembeyaz boyalı evleri keşfetmek. Keşfetmek isim fiil. Keşfetmemek için. Sokak aralarına Aa, sokak aralarına dalıyorum dedin ama tamam dal sıkıntı yok ama... Keşfetmek isim fiil. Atılmış anası mezar dikecekmiş. E bu da sıfat fiil. E, burada zarf fiil yok. Dörde bakalım. Evlerin ahşap bölümleri saburhaneli kadınların titizliğiyle siline siline. Bak koşa koşa, güle güle, seve seve, doya doya. Bunların her biri arkadaşlar zarf fiildir özgün ve büyülü bir sanat eserine dönüşmüş sanki. Burada siline siline olduğu için burada da zarf fiilimiz var. Dolayısıyla doğru cevabımız 3 numaralı cümle arkadaşlar. Eğer 3 numaralı cümlede zarf fiil olmadığını bulduysanız hepiniz gerçekten alkışlıyorum arkadaşlar. Mükemmelsiniz. <laughs> tebrik ediyorum sizi. Süpersiniz. Niye? <laughs> bu konuyu Gerçekten seçici bir soru bu arada. Geldik buraya cümlenin ögelerine. Şimdi cümlenin ögelerine bakın dikkat etseniz hızlı gidiyoruz. Cümlenin ögelerine arkadaşlar öncelikle yüklemi bulmamız lazım. Zaten yüklemi bulmadan diğer ögeleri bulamayız. Çünkü tüm sorular yükleme soruluyor. ın-ı bağlantısına dikkat edeceğiz. Yani ın-ı bağlantısına kastımız şu. Tamlamalar bölünmüyor. Yani mesela örnek veriyorum. E, Tonguç eve geldi derseniz arkadaşlar. Burada Tonguç geldi eve geldi. Bunların her birini bölebiliyorsunuz. Ama Tonguç'un... Ee, kardeşinin kardeşinin çantası güzelmiş derseniz bakın Tonguc'un kardeşinin çantası güzelmiş derseniz burada şuna dikkat etmeniz lazım. Yüklemi buldunuz ya. Burada bir şey var bakın. Tonguc'un kardeşinin çantası ı'nın ın, ı'sının ı'sı dolayısıyla burada burada saçma oldu ee, ya. Saçma bir cümle? Ee, doğru kardeşinin çantası çok güzel olmayabilir ama burada anlatmak istediğim şey şu Tongucum cümleye takılma. Tonguc'un kardeşinin çantası. Inın ın ın, 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 ın ın Bunları bölemiyoruz, bölmüyoruz. Bakın şimdi şuraya bakalım. Öğrenciler yarın sabah kitaplarını okula getirecek. Getirecek yüklem. Kim getirecek? Öğrenciler. Ne zaman yarın... Pardon şurayı yanlış yaptım. Yarın sabah. Neyi getirecek? Kitaplarını. Nereye getirecek? Okula. Özne. Bak şuraya yazıyorum. Özne. Zar tamlayıcısı belirtili nesne neyi getirecek, kitaplarını getirecek, nereye getirecek, bu da nereye git olduğuna göre hangi soruya cevap veriyor Tonguç Erdem Yer tamlayıcısı. Harikasın, yer tamlayıcısı okula getirecek yükleyen. Şimdi bu cümleyi ökelerine ayırmak çok kolay. Çünkü böyle bir cümleyi sormazlar. Çünkü bunun içerisinde... ınının ısı var mı Tonguç Elalmen'in? Yok hocam. Yok tabii ki. Yani öğrencilerin çantası, öğrencilerin kitapları değil. Herkes bağımsız takılıyor. Öğrenciler yarın sabah kitaplarını okula... Şimdi buraya bakalım. Öğrencilerin Yarın sabah kitapları okula getireceğini öğrendim. Şimdi burada öğrendim bir kere bulduk, yüklemi bulduk. Çünkü öğrendim olmasaydı cümle olmuyordu. Baktığımızda burada bir ınının nasıl görüyor bak. Öğrencilerin getireceğini. Çünkü burada bir filmsi var. Filmsiler arkasındakileri adeta bir elektrik süpürgesi gibi diye içine çekiyor. Dolayısıyla bak getireceğini filmsi arkasındakileri diye içine çekti. Öğrencilerin öğrendim olmuyor. Yarın sabah öğrendim olmuyor. Kitaplarını öğrendim olmuyor. Okul öğrendim olmuyor. Olursa sadece şöyle oluyor. Öğrencilerin yarın sabah kitaptan okula getireceğini öğrendim oluyor. Dolayısıyla öğrencilerin getireceğini ifadesi bir bütünlük oluşturuyor. Dolayısıyla biz filmsi görünce diyeceğiz ki aha 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 çok dikkatli olacağız. Filmsi arkasındakileri bir elektrik süpürgesi gibi içine çekebilir. Buna göre dikkat edeceğiz. Ondan sonra zaten soruları sormak kolay. Bütün sorular yükleme soruluyor. Kim ve ne sorularıyla özneyi buluyoruz. Kimi neyine sorularıyla nesneyi buluyoruz. Nereye nereden Nerede, kime, kimde, kimden? Yani e sorularla neyi buluyoruz Tonguç Herhalde benim? Yer tamlayışı. Harikasın, yer buluyoruz, dolar tümleci buluyoruz. Ne zaman, nasıl, niçin, neden, ne kadar, niye, nereye, neyle, kimle? Bu sorularla neyi buluyoruz Tonguç Herhalde benim? Zarf Muhteşemsin, zarf tamlayışını buluyoruz, bitiyor. Bak şimdi, bıraktı, kim bıraktı? Tonguç. Neyi bıraktı? Kalemi kalemi belirtilmesi. Bunun biz eskiden şarkısını yapmıştık. Onu bir kez daha söylemek istiyorum. Belirtili li li li, li. kimi 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 neyi, neyi 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 belirtili li 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 bu aptal saçma sapan şarkıyı neden söylüyorum? Aklınıza canlansın diye. Hoca manyak gibi şey söylemişti. Belirtili li 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 ha işte iyili şeyleri gördüğünüz zaman belirtili li 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 edeceksiniz. Ama mesela Tonguç kalem aldı deseniz o belirtisi ne olur. Çünkü Lili Lili öyle bir şarkı gelmiyor ama Tonguç kalemi aldı. işte sınıfı gezdi. ...işte ödevini bitirdi. Nini nini nini. ...ya yani böyle şeyleri düşünün. Bunlar belirtilmesi. E'de denli şeylerde zaten yar tamlayıcısı... Gerek alanlarda zar tamlayıcısı oluyor. Tonguç kalemi belirtilinese masaya nereye masaya bıraktı nasıl bıraktı hızlıca bıraktı diyoruz ve burayı da rahatlıkla yapıyoruz. Peki bu cümlede fiilimiz var mı Tonguç herhalde benim? Yok hocam. Yok e zaten bu kadar basit bir cümleyi de sormuyorlar ama ben sadece soruları göstermek için yaptım. Peki sınavda nasıl soruyorlar hadi gelin bunu yapalım bakalım şimdi. Dikkat olmanızı istiyorum. Videoyu durdurup siz de benimle beraber cevapları bulup bulamadığınız görün. Ardından da alkışlar alın bakalım. Başlıyoruz şimdi. İlk sahnesi 1930'larda başlayan ve bir maden mühendisinin çevresi olup bitenleri anlatan bu film olağanüstüydü diyor. Şimdi bak. Birincisi öncelikle yüklem buluyoruz. Yüklemimiz olağanüstüydü. Yüklem isim olduğu zaman dikkatli olacağız. Çünkü yüklem isim olduğu zaman genellikle cümleler özne yüklem olur. Bakın buraya yazıyorum. Çok önemli bir cümle bu. Yüklem isimse yüklem isimse yani böyle olağanüstüydü okuldur evdir gibi sözcüklerse yüklem isimse cümle genellikle diyorum bakın yüzde yüz diyemiyorum genellikle özne ve yüklemden oluşur özne ve yüklemden oluşur buraya çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar burası çok çok önemli şimdi olağanüstüydü şimdi filmin olağanüstüydü falan olmuyor olağanüstüydü ne olağanüstüydü bu film olağanüstüydü. Olup bitenleri anlatan bu film. Aa anlatan diye bir filmsi var. Filmsiler fıt diye içine çekiyordu. Bak şimdi. Bu film. Olup bitenleri anlatan bu film. Bir maden mühendisinin çevresi olup bitenleri anlatan bu film. ilk sahnesi 1930'larda başlayan bu film. Yani ilk sahnesi 1930'larda başlayan ve bir maden mühendisinin çevresi olup bitenleri anlatan bu film. Olağanüstüydü. Özne ve yüklemden oluşuyor. Eğer bu cümleyi özne ve yüklem diye ayırdıysanız arkadaşlar gerçekten çılgınsınız ve yine alkış hak ediyorsunuz. olağanüstü bir yüklem. Ne olağanüstü bir yüklem? Bir dostlarda başlayan ve bir maden mühendisinin çevresi olup bitenleri anlatan bu film. Peki burada ne oldu? Bu film bak film bir isimdi bu film diye bir sıfat tamlaması aldı. Bir de sıfat fiil aldı. Sıfat fiil alınca hani anlatan anlatmayan, biten bitmeyen, işte başlayan başlamayan neyse işte. Sıfat fiiller alınca filmsiler arkasındakileri diye içine çekti ve bir bütün oluşturdu. Ve burada da yüklem oldu. Şimdi ikinci cümleye geçiyoruz. İkinci cümleyi de ayırabilen arkadaşları tebrik edeceğim. Şimdi Luna Parklar çocukluğumuzun güzel günlerini anımsatır. Tamam. Anımsatır yüklem. Ha, biz ne demiştik az önce? Yüklem isimse cümle genellikle özel yüklemden oluşur. Ama bu yüklemi isim değil. Yani Anımsatır dediğimiz zaman anımsatır yani böyle e, bu isim mi fiil mi Tonguç herhalde? Fiil hocam. Aynen bu bir fiil tamam. Şimdi anımsatır yüklem ama şimdi fiiller de uzayabilir. Mesela diyelim ki göze gelmek, burun kıvırmak, kalbini kırmak bunlar böyle bir deyim olduğu için onları da birleştiririz ona dikkat et Tonguç. Ama şimdi anımsatır normal sıradan bir fiil. Anımsatır yüklem. Kim anımsatır? Luna Parklar anımsatır. Neyi anımsatır? ...çocukluğumuzun güzel günleri... bak, ...çocukluğumuzun günleri... ...çocukluğumuzun güzel günleri... ...burada da bir ınının ısı var... ...dolayısıyla neyi sorusuna cevap verdiği için... ...buna da net bir şekilde... ...belirtili nesne diyebiliriz... ...çünkü şarkımızı hatırlayalım... ...neydi... ...kimi kimi kimi kimi... ...neyi neyi neyi neyi... neyi. ...belirtili li li li, li 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 li... ...ya böyle saçma sapan bir şarkı... ...niye bunu söylüyorsunuz hocam tımarhaneye neden mi kaçtınız? Sıkıntınız nedir diyebilirsiniz. Diyor musun Tonguç evladım benim? Bilemedim hocam. Ne demek bilmiyorum evladım. <laughs> tımarhaneye kaçmadım ben. Ben aklınıza kalsın diye bu saçma sapan şarkı söylüyorum bak. Günleri ni 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 belirtili li 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 kimin kimin ki kimi, neyi diye böyle sınavda aklınıza gelir böyle iyi görünce yapıştır belirtili nesneler geçer gidersiniz. Şimdi geçer diyordum ama geçer olacak tabii ki. Şimdi filmde anlatılan olaylar çoğunlukla iç mekanlarda geçiyor. Şimdi bunu da bakalım bulacak mısınız? Az önceki cümleyi bulan ve bu cümleyi bulan arkadaşlar yine alkışlayacağız. Ben şöyle başka bir renk kalem almak istiyorum ve gerçekten kaliteli bir renk. Kahverengi alıyorum. Şimdi filmde anlatılan olaylar çoğunlukla iç mekanlarda geçiyordu. Geçiyordu yüklem. Ne geçiyordu? Filmde anlatılan olaylar geçiyordu. Özlemiz, harikayız. Nerede geçiyordu? İç mekanlarda. İç mekanlarda ne oluyor Tonguç Herhalde benim? Yer tamlayısı. Harikasın yer tamlayısı hemen yazıyorum. Nasıl çoğunlukla geçiyordu? Bu hangi oyu oluyor Tonguç Elal'ın benim? Zarf tamlayısı. Muhteşemsin. Nasıl olur sorusuna da zarf oluyor. Gerçekten hem Tongucu hem de sizleri ayakta <laughs> alıyor arkadaşlar. Mükemmelsiniz. seviyorum sizi. Süpersiniz. <laughs> Geçiyordu yüklem. Filmi anlatan olaylar özne nasıl çoğunlukla geçiyordu? Nerede iç mekanlarda geçiyordu? Diyoruz ve bunu da bitiriyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Eğer dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun içinde yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Nesne eklem ilişkisinde onu sözcüğünü kullanıyoruz. Yani geçişli geçişsiz. Özne eklem ilişkisinde ise kendi sözcüğünü kullanıyoruz. Bakın dikkat ederseniz direkt sorulara geçiyorum. Hiç böyle konu anlatımı yapmıyorum. Fiillerden çatan geçeceğiz, geçişsiz. Geçiş. Ya bu hızlı tekrar kardeşim vakit kaybedemeyiz. Şimdi soru size geldi ya yüklemi bulacaksınız. Diyeceksiniz ki onu geldi Olmuyor. Onu arıyor oluyor. Onu tanıdı oluyor. Onu istedi oluyor. A diyeceksiniz. Üç tanesi onu alıyor bir tanesi almıyor. O zaman cevap A diyeceksiniz. Onu almayan geçişsiz oluyor. Yani nesne alamayan geçişsiz oluyor. Onu alabilen yani onu arıyor diyebildiğimiz nesne alabildiği için geçişli oluyor. Onu tanıdı diyebildiğimiz nesne alabildiği için geçişli oluyor. Onu istedi diyebildiğimiz nesne alabildiği için geçişli oluyor. Burada böyle yapacağız. Eğer nesne yüklemi ilişkisi derse, eğer geçişli ya da geçişli bul derse e, ee, özellikle mi ilişkisi derse yani etken edilgen derse şunu yapacaksınız. kendisi sözcüğüne. Soruyu çözdü. Kendisi çözdü. Burada sıkıntı yok. Tamam. O zaman bu etken oluyor. Romanı bitirdi. Kendisi bitirdi. Bu da yine etken oluyor. Ee, ev temizlendi. Bu kendisi mi? Başkası tarafından. Muhteşem bir insansın Tonguç'um. Gerçekten insan mısın nesin bilmiyorum ama mükemmelsin. Bu başkası tarafından temizlendi. Aa, burada dananın kuyruğu koptu. Yemeği yedi, kendisi yedi. O zaman burada da yine etken oldu. Şimdi bunların ne olduğunu yazalım. Eğer kendisi yaparsa etken diyoruz. Kendisi yaptığı için etken diyoruz. Kendisi romanı bitirdi. Aferin. Başka tarafından olunca edilgen. Temizledi değil, temizlendi başkası tarafından diyoruz. Burada da yine kendisi yediği için etken olmuş oluyor. O zaman burada da cevabımız C seçeneği oluyor. Burada onu kullanacağız, burada kendisini kullanacağız. Onu 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 bir tanesi olmayacak. Kendisi 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 bir tanesi olmayacak ya da başkası tarafından başkası tarafından başkası tarafından bir tanesi kendisi olacak. Buradan yakalayacaksınız. Şimdi geldik cümle türlerine. Bu konuda yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. Şimdi yükleme bakacağız. Yüklem fiilse fiil cümlesi, isimse isim cümlesi oluyor. Nasıl yani bakalım? Tonguç dikkatli ...akıllı ve zeki bir öğrencidir. Şimdi burada... burada ...nasıl bir cümle Tonguç evladım bu? Harika evet, bir cümle. Bence yani. de harika bir cümle. Sen, sana uygun gelince tabii ki harika oluyor. Şimdi Tonguç dikkatli, akıllı ve zeki bir öğrencidir dedik ya... ...bu cümlenin yüklemi öğrencidir. Bir öğrencidir, zeki bir öğrencidir. Akıllı ve zeki bir öğrencidir. Dikkatli, akıllı ve zeki bir öğrencidir. Dolayısıyla burası bütünüyle yüklem. Zaten hatırlarsanız şurada kağıdın da yazmıştık... İsim cümlelerinde... E, ...genellikle... E, cümle öz yüklemden oluşur diyorduk. Yani bak burada bir isim cümlesi. Şimdi yüklemi bulduk. Devam ediyorum. Burası çok önemli. Şimdi kim dikkatli bakın. Neyse burası özledik Tamam burası bitti. Şimdi öğrencidir dediği için bu bir isim cümlesi. Buraya yazıyorum. İsim cümlesi. İsim cümlesi. İsim C yazıyorum. Peki aşağıdakine bakalım. Gelmedi dün istediğim kitapların hiçbiri. Şimdi bu cümlenin yüklemi hiçbiri olamaz. Dün istediğim kitapların hiçbiri gelmedi diyor bak. Gelmedi burada. Yüklem bu. Peki bu yüklem isim mi fiil mi Tonguç Ali benim? Fiil hocam. Harikasın bu fiil. O zaman bu da fiil cümlesi oluyor. Şimdi bu bir isim cümlesi oldu. Bu biri fiil cümlesi oldu. Bu kadar basit. Şimdi fiil cümlesi yerine eylem cümlesi ifadesini kullanabilir. O yüzden buraya eylem C'de yazıyorum. Şimdi geldik yüklemin yerine göre cümlelere. Bu da çok kolay. Bunu da kahverengiyle gösterelim. Şey, kahverengiyle göstermeyelim. Maviyle gösterelim. Şimdi eğer yüklem cümlenin sonunda ise kurallı cümle oluyor. Yüklem cümlenin sonunda değil de ortasındaydı başındaysa o zaman biz buna ee, ne, nasıl cümle oluyor Tonguç'un um bu? Devrik cümle oluyordu. Aynen devrik cümle oluyordu. Eğer yüklemi yoksa yani bak Y yazmıyorum hiç. Üç nokta koyuyorum. Yüklemi yoksa da eksiltili cümle oluyor. Şimdi Tonguç dikkatli akıllı ve zeki bir öğrenci. Bu yüklem cümlenin sonunda olduğu için biz bu cümleye kurallı cümle diyoruz. O zaman yazıyorum altına kurallı cümle. Bak Tonguç dikkatli akıllı ve zeki bir öğrencidir. İsim cümlesi yüklemine göre. Yüklemin yerine göre ise kurallı cümle. Bu kadar basit. Şimdi şuna bakalım. Gelmedi dün istediğim kitapların hiçbiri. Şimdi burada yüklem cümlenin başında olduğu için, sonunda olmadığı için bu cümle devrik cümle olmuş herhalde. Devrik cümle. Yani bu cümle isim cümlesi ve kurallı cümle. Bu cümle ise fiil cümlesi ve devrik cümle. Niye? Yüklem cümlenin başında. Şimdi yüklem olmasaydı o zaman da eksiltir cümle derdik. Geldik anlamına göre cümlelere. Anlamına göre cümleleri de yeşil yazmak istiyorum. O yüzden mor kalemi kaldırıyorum. Anlamına göre cümleler dünyanın en kolayı. Anlamı olumluysa olumlu. Anlamı olumsuzsa olumsuz. Anlamında soru varsa soru. Anlamı da e, ünlem, haykırma, şaşırma, sevinç varsa ünlem cümlesi oluyor. Şimdi Tonguç dikkatli, akıllı ve zeki bir öğrenciler dediğimizde. Bu cümle sence nasıl bir cümle Tonguç herhalde Olumlu cümle. Aynen olumlu bir cümle ya. Lokum gibi cümle yani. Olumlu. olumlu. Tamam. O zaman buraya yazıyorum. Olumlu cümle. Peki burası önemli bakın buraya dikkat edin. Ee, ...gelmedi dün istediğim kitapların hiçbiri. Şimdi gelmedi, yüklemdi. Gelmedi, gelmedi olumsuz. O zaman buna da olumsuz cümle yazıyorum. Bu kadar basit ya, olumsuz. Fakat burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu kuralı da söylemek istiyorum sizlere. Ee, bunu da sakın karıştırmayın. Şimdi, bir cümlede arkadaşlar... ...mesela diyelim ki... ...seni seviyorum derseniz... ...seni seviyorum derseniz bu olumludur. Burada sıkıntı yok. Seni sevmiyorum derseniz, sevmiyorum derseniz bu olumsuzdur. Niye? Çünkü burada olumsuz geki var. Mame olumsuz geki. Seni sevmiyorum. Ama şöyle derseniz seni sevmiyor değilim. Bak şimdi hem sevmiyor diyor hem de değilim diyor. İki tane eksi var yani. Bu da eksi bu da eksi. İki eksi bir art eder. Seni sevmiyor değilim. Yani seni seviyorum anlamına gelir. Bu cümle olumsuz, olumludur. Bu cümle olumsuzdur. Bu cümle ise olumludur. ...ama muamele değil, ya bizi ilgilenmez. ...biçimce olumlusu olabilir ama anlamca... ...olumludur. Niye? Seni sevmiyor değilim ya... ...seviyorum kardeşim ya, Allah'ım yarabbim... ...derseniz de geçer gidersiniz. Şimdi, o zaman bu cümleleri de yazdık... ...geldik yapısına göre cümlelere. Yapısına göre cümlelerde ise... ...şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer sadece bir yüklem varsa... ...sadece bir yüklem varsa... ...tek yüklem cümle oluyor. Mesela burada bir yüklem var... ...özlem var, tek yüklemli. Ama içinde fiilimsi varsa... ...fiilimsi varsa yani... ...sadece bir yüklem var derken... Fiilimsi yoksa cümlenin içerisinde tek yüklem cümle oluyor. Eğer yüklem var bir de fiilimsi varsa bu fiilimsi bundan cümle oluyor. Şimdi üstteki cümlede fiilimsi var mı Tonguç Eladım benim? Yok hocam. Yok. O zaman bu e, tek yüklemli cümle. Buraya yazıyorum. E, tek yüklemli cümle bu. Tek yüklemli cümle. Aşağıdakine bakalım. Gelmedi. Dün istediğim kitapların hiçbiri. Burada istediğim diye bir sıfat fiil var. Burada istediğim diye bir sıfat fiil olduğu için Burada arkadaşlar fiilimsi bulunan cümle diyoruz. O zaman buraya yazıyorum şuraya. Şuraya fiilimsi bulunan cümle. Niye içinde istediğim diye bir ifade var. Şimdi o zaman bu cümlenin özellikleri bu oldu. Şunlar da şu cümlenin özellikleri oldu. Fiil cümlesi devrik cümle cümlenin başında. Olumsuz gelmedi diyor. Ve fiilimsi bulunan cümle. Niye istediğim var. Bu ise tek yüklemle içinde fiilimsi yok. İsim cümlesi öğrencidir diyor. Kurallı yüklem sonda. Olumlu, zeki bir öğrenci diyor. O zaman burada da bir sıkıntı yok. Bu kadar basit bir konu. Şimdi birden fazla yüklemi olan cümle ve bağlıca olan cümleyi de şöyle göstereceğim. Ondan sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bakalım. Daha doğrusu dil bilgisini bitiriyoruz. Bak şimdi. Tonguç ee, ders çalışıyor dediğimizde bu tek yüklem cümle oluyor. Niye? Bir tane yüklem var. Özne var, nesne var falan filan. Tonguç çalışınca başarıyor. Bak Tonguç çalışınca başarıyor dediğimizde burada şimdi başarıyor yüklem ama bir de çalışınca diye fiilimsi var. O yüzden bu tek yüklemli cümle bu fiilimsi bulunan cümle. Devam ediyorum. Tonguç çalıştı virgül başardı. Şimdi burada durum değişti. Bak burada Tonguç çalıştı birinci yüklem. Tonguç başardı ikinci yüklem. İşte bu birden fazla yüklem olan cümle oluyor. Bakın tek yüklemli cümle bu. Tonguç ders çalışıyor. Fiilimsi bulunan cümle bu. Tonguç çalışınca başarıyor. Çalışınca zarf fiil. Birden fazla yüklemli cümle. Bak Tonguç çalıştı. Fık, birinci yüklem. Tonguç başardı. i̇kinci yüklem. Dolayısıyla birden fazla yüklem cümle. Bağlıca olan cümlesi şöyle oluyor. Bunun bağlacı var ama aynı zamanda iki tane yüklem olması lazım. Tonguç çalıştı. Ve, ve bir bağlaç. Ve, ama, fakat, lakin, zira, çünkü, veya, ya da. Bunlar hep bağlaç. Tonguç çalıştı ve başardı dediğimizde. Bak bu da birinci yüklem, bu da ikinci yüklem. Aynı buna çok benziyor. Sadece bunda virgül vardı. Bunda ise bağlaç var. Bağlaç olduğu için de ne yapıyoruz Songül Çelal'ın benim? İki salla bir bağla yapıyoruz. Aynen iki salla bir bağla yapıyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Onu anlatım uzunluğunda yapacağız. Bu Songül benim. Bu bağlaç olan cümle oluyor. O zaman söylüyorum. Bu tek yüklemli cümle. Bu fiilimsi bulunan cümle. Bu birden fazla yüklemli cümle. Bu da bağlacı olan cümle. Bağlacı olan cümlede sadece bağlaça bakmayacaksınız. Aynı zamanda birden fazla yüklem olması da şart. Bunu da söylüyoruz. Hop çikilop geçtik anlatım bozukluklarına. Anlatım bozukluğu nasıl bulunur? İçerisinde virgül, bağlaç, fiilimsi bulunan cümlelere dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü bunlar da iki salla bir bağla yapmamız gerekiyor. Bu cümleler önemli. Yani içinde nesne eksikliği olan, yer tanması eksikliği olan, zar tanması eksikliği olan cümleler kendini hemen belirliyor. Bak mesela burada bir örnek verelim. Şimdi dikkatli dinleyin. E ee, Nili tamam mı? Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Ve güveniyoruz. Bak ne kadar güzel bir cümle, değil mi? Nili çok seviyoruz ve güveniyoruz. Gerçekten mükemmel bir cümle. Ama baktığın zaman bu cümle Nasıl bir cümle Tonguç Eladım benim? Saçma oldu hocam. Neden saçma bir cümle? Esasında anlatım bozukluğu var bak. Nil'i çok seviyoruz diyebilirsin ama Nil'i güveniyoruz olmaz. Nil'i güveniyoruz mu? Deli misin sen? Nil'e güveniyoruz. Ona güveniyoruz dememiz lazım. Ona güveniyoruz dememiz gerektiği için de burada ona eksik olunca yer tamlayısı eksikliği oluyor. Ona eksik olunca, sen eksik olunca nesne eksikliği oluyor. Onunla eksik olunca zar eksikliği oluyor. İdi, imiş, dır eksik olursa ekfil eksikliği oluyor. Onun eksik olursa tamlayan eksikliği oluyor. Bazen yüklem de eksik olabiliyor. Mesela diyelim ki e, akşamları hiç virgül sabahları çok çalışırım. E, burada gerçekten e, nasıl bir cümle Tonguç Elal'in benim? Saçma oldu hocam. Evet sen de her cümleye saçma bir cümle diyorsun ama gerçekten saçma bir cümle anlatım var. Niye? Sabahları çok çalışırım güzel eyvallah tebrik ederiz. Ama akşamları hiç çalışırım oluyor. Bak akşamları hiç çalışırım. ...sabahları çok çalışırım. Ben manyağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Akşamları... ...hiç çalışmam... ...sabahları çok çalışırım demesi lazım. Tımarhanelik yani. Böyle bir şey olabilir mi? Burada yüklem eksik oluyor. O zaman yüklem eksik oluyor. O zaman da böyle. Bazen de özne eksik oluyor. Mesela diyelim ki şöyle oluyor. Ee, nasıl diyelim mesela? İşte ee, Canberk'in... Canberk olsun. Canberk'in... ...kolu kırıldığından... alak korusun yani. Parmağı da olabilir ama... ...kolu diyelim biz. Kolu kırıldığından... ...okula gelmedi. Tamam. Şimdi normal güzel bir cümle. Çok normal kaliteli bir cümle gibi duruyor. Yani Canberk'in kolu kırıldığından... okula gelmedi. Ne yapıyorduk Tonguç Eylül benim? İki salla bir bağla yapıyoruz. Çok güzel söylüyor. İki salla bir bağla yapıyorsun. burada Nil'i çok seviyoruz. Nil'i güveniyoruz olmadı. Akşamları hiç çalışırım olmadı. İki salla Şimdi burada da kırıldığından ifadesi var. Bak şimdi. Canberk'in kolu kırıldığından... Canberk'in kolu okula gelmedi oluyor. Halbuki Canberk'in kolu değil. Canberk okula gelmedi. O okula gelmediğimiz lazım. E burada da özne eksik. Canberk'in kolu kırıldığından okula gelmedi. Teşekkür ederim hocam bilgilendirdiğiniz için. Yanlış. Camberkin kolu kırıldığından Canberk okula gelme demek gerekiyor. Çünkü diğer türlü Camberkin kolu gelmedi diyor oluyor. E Canberk'in kolu yok yazıyor. Camberkin kolu burada. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Diyeceksiniz. Peki biz bunlara niye anlatım bozukluğu demiyoruz günlük hayatımızda? Çünkü bu alışmışız. Biz zaten Türk vatandaşıyız kardeşim. Bizim ana dilimiz yani. Ama dikkatli olacağız. Virgülleri, bağlaçları, fiilimsileri görünce... ...aha, aha, aha diyeceğiz. İki salla bir bağla yapacağız ve... Bunları çok iyi öğrendim. Bana neden bunu yaptırıyorlar hocam? Sana bunu neden yaptırıyorlar biliyor musun Tonguç'um? Çünkü dilini ne kadar güzel kullanırsan, diline ne kadar çok sahip çıkarsan... ...ülkene de, e, derslerine de, kendine de o kadar çok sahip çıkarsın. Dolayısıyla burası çok önemli. Yani sana bunu yaptırmamızın sebebi bu Tonguç evladım benim. Bunları güzel... Yani Düşünsene yani, Türkçe'yi kötü konuşuyorsun sonra diyorsun ki... ...I want to learn English... How can you learn English? Yani nasıl İngilizce öğreneceksin ki? Daha Türkçe konuşamıyoruz Yani Türkçe yazım kurallarına uymuyorsun sonra İngilizce'de zaten uymazsın. Dolayısıyla dilimizi güzel öğreneceğiz. LGS'de başarılı olacağız. Sonra da İngilizce eğitim veren, Almanca eğitim veren, farklı farklı dillerde eğitim veren okullara gideceğiz. Hop çıkıl hepsini öğreneceğiz. Başarılı olacağız inşallah diyoruz. Geldik buraya. Özne eksikliği olabiliyor, özne yüklem uyuşmazlığı olabiliyor, tamlama yanlışlıkları olabiliyor, çatı uyuşamayabiliyor, yanlış filiz kullanımı olabiliyor. Şimdi bir tane sorumuz var. Bu soruyu daha doğrusu üstteki cümledeki bozukluğu bulmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi dikkatli olmanızı istiyorum çünkü e, anlatım bozukluğu var. Şimdi herkes dersi dinliyor. Çıt bile çıkarmıyordu. Tam da şu andaki durum. Herkes dikkatli ders dinliyor ve bu soruyu yapmaya çalışıyor. Şimdi buradaki bozukluğu bulabiliyorsanız muhteşemsiniz. Mükemmelsiniz, harikasınız. Anlatım bozukluğu soru çıkarsa LGS yaparsınız. Herkes dinliyor oluyor. Herkes çıt bile çıkarmıyordu. Böyle bir şey olmaz ki. Herkes dersi dinliyor. Kimse çıt bile çıkarmıyordu dememiz lazım. Çünkü herkes hepsi gibi özneler olumlu yüklemlerle kullanılır. Ama kimse, hiçbiri, hiç kimse gibi özneler olumsuz yüklemlerle kullanılır. Yani hiç kimse geliyordu. Böyle bir şey olmaz ki ya. Deli misin sen? Hiç kimse gelmiyor demen lazım. Kimse çıkarmıyordu. Hiçbiri çıt bile çıkarmıyor demen lazım. Herkes çıt bile çıkarmıyordu. Ben de manyaktım. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla diyeceksiniz ki burada olumlu var, ama burada olumsuz bir yüklem var. Bu bunu iki sağla bir bağlı yaptığımızda uymuyor diyeceksiniz. Şimdi bunu bulan arkadaşlarımıza alkışladık ve geldik buraya. Anlama değerli anlatım bozukları. Burada ise dikkatli olacağız. Şimdi gereksiz sözcük kullanılabiliyor. Yani mesela diyelim ki e, Tonguç sana gizli sırlarımı söyleyeceğim. Burada sence gereksiz bir sözcük var mı? Yok hocam. Sen yok diyorsun ama var esasında bak. Gizli sırlarımı söyleyeceğim. Zaten sır gizli olur ki. Sır zaten gizli olur. Yani aşker bir şey sır demezsen ki zaten sana sırları mı söyleyeceğim desem yeterliydi. Veyahut da sözcük yanlış anlamda kullanılıyor. Mesela diyelim ki e, Tomuç bu aralar çok çekimser davranıyor. Çekimser değil çekingen davranıyor devam lazım. Sözcük yanlış yerde kullanılabiliyor. Bazen e, mesela diyelim ki izinsiz inşaata girilmez değil de inşaata izinsiz girilmez dememiz gerekiyor. Birbiriyle çelişen sözcükler kullanılabiliyor. Mesela elbette mutlaka gelebilirler. Muin. Hem elbette diyorsun, hem gelebilirler diyorsun. Olmaz. Veyahut da genellikle hep aynı hatalar yapıyorum bak. Genellikle hep aynı hatalar yapıyorum. Böyle bir şey olmaz ki. Hem genellikle diyorsun, hep aynı. Mesela aşağı yukarı tam beş kişi geldi. Hem aşağı yukarı diyorsun, hem tam diyorsun. Bu da birbiri çeşen oluyor. Deyimler yanlış kullanılıyor. Mesela diyelim ki hiçbir şeye itiraz etmez, her şeye burun kıvırırdı. Oyyy madem hiçbir şeye itiraz etmiyorsa niye her şeye burun kalıyor yani? Anlamsız oluyor. Bu da deyimin yanlış kullanılması oluyor. Bazen de mantık hatası oluyor. Mesela diyelim ki bırakın berabere kalmayı yenmemiz bile zordur İngilizleri. Dediğin zaman hani İngiltere milli takımını yaptığımız zaman şeref kaybetmişiz ya. Bu anlamsız oluyor. Niye? Bırakın yenmeyi berabere bile kalamayız demek lazım. Yani mantık hatası oluyor. Şimdi mesela buradaki cümleyi bulmaya çalışalım. Ekranları baştaki arkadaşlar bunu bulsunlar. Size bir bomba haber vereyim. Bu cümle üniversite çıkmış bir cümle. Bakalım buradaki bozukluğu bulabilecek misiniz? Buradaki bozukluğun sebebi sizce gereksiz sözcük mü? Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması mı? Yanlış yerde kullanılması mı? Çelişmesi mi? Değil mi? Mantık, mantık hatası mı? Önemsenmeyen gereksiz hatalar başarıyı engeller. Sevgi dolu bir cümle gibi duruyor. Ama önemsenmeyen Hatalar başarı engeller demen lazım. Zaten gerekli hata olmaz ki. Gerekli hatalar yapıyorum. Aferin. Çok güzel bir hata mısın? Çok gerekliydi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de... Ne diyorsun? Deli misin? Önemsenmeyen hata. Burada gereksiz kelimesi fazla kullanılmış. Gereksiz kullanılmış diyoruz. Şimdi geldik yazım kurallarına. Seçeneklerdeki benzer bulgulara dikkat edeceğiz. Yani seçenekler böyle 35'te, 53'te, 22'de, 70'de der böyle. Tamam mı? 22 sen böyle DDT'leri çok görürsen seçeneklerde o zaman bunlara yoğunlaş. 35 T oluyor, 33 T oluyor, 22 D oluyor ama 70 T olması lazımken böyle yakalayabilirsin cümlelere baksın. Veyahut da TCDD'nin, TBMM'nin, TDK'nın, THY'nin der mesela. Sen TDK'nın doğru gibi Halbuki TDK'nin dememiz gerekiyor. Çünkü Türkçe'de K diye bir harf yok. Yani TTK yani Türk Tarih Kurumu, MHK Merkezi Hükümet Kurulu ya da işte KDK. E, K-Y-K yani kredi yurtlar kurumu dememiz lazım. Yani TTK'nin, MHK'nin, KYK'nin dememiz lazım. Burada da hata çıkıyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla böyle seçeneklerde benzer şeyleri vurgulayabilirler. Şimdi gelin bakalım. Buradaki yazım yanlışını hep beraber bulmaya çalışalım. Bugün de burada toplanmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim. Allah'ım ya Rabbim bunu yani sen mi yazdın Tonguç evladım benim? Hayır hocam. İyi ya. bari sen yazma çünkü çok kötü yani bak. Bugün bir kere bitişik yazılır. Normalde şöyle olması lazım. Bugün de Burada da bitişik yazılır. Bu da yanlış olmuş. Bugün de burada. Çünkü D ayrı. Bugün burada diyebiliyorsun. O zaman bu bağlaç olan D bitişik yazılır. Bugün burada toplanmamızı sağlayan herkes Z değil herkese teşekkür ederim. Hiçbirimiz bitişik yazılır. O zaman şuraya hiçbirimizi bitişik yazalım. Hiçbirimiz. Taraf darı değil taraf tarı olması lazım ünsüz benzeşmesi. Olduğumuz takımı iyi ya da kötü ya da ayrı yazılır ya da kötü fark etmeden fark etmeden ayrı yazılır. Niye? Çünkü bak hak etmek, terk etmek, mutlu etmek, fark etmek, hissetmek, affetmek, zannetmek. Bunlara dikkat edin şimdi. Bakın. Hak etti diyorum. Bir ses olayı olmuyor. Hak etti. Terk etti, mutlu etti, fark etti. Bunlarda bir şey yok. Ama hissetti derken, affetti derken, zannetti derken bir ünsüz türüyor bak. Hissetti, affetti, zannetti. Ama burada hak etti demiyoruz. Öyle bir şey yok yani. Hak etti diyorsun. Geçiyorsun. O yüzden bunlar ayrı yazılıyor. Bunlar bitiş yazılıyor. Bu yüzden bu ayrı yazılmalıydı. Desteklemekten devam ediyorum arkadaşlar. Desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Oysa ki Oysa ki madem ki halbuki çünkü bunlara bitiş yazılır. Oysa ki de bitiş yazmamız gerektiğini bilelim. Son bahçem bitiş yazılıyor. 1943'ten beri değişmeyen tek gerçek bu değil mi demiş. Gerçekten dünyanın en skandal cümlesi olmuş. Saçma oldu hocam. Aynen bence çok saçma bir cümle olmuş herhalde. Değil mi ayrı yazılacak. Şimdi burada sayılarla alakalı bir uyarı da vermek istiyorum sizlere. Şuraya yazayım bakın şimdi. Bu önemli bakın şimdi. Çünkü sayıları seviyor Milletim Makamı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hızlı tekrardan bunları yapacağız. Bir kere sayılar ayar yazılıyor. Bir kere sayılar ayrı yazılıyor. Bunu bileceğiz. Şimdi bir de diyoruz. 2'de de diyoruz. 6'da, da, yedi de, sekiz de, dokuz da, diyoruz. Fekat, fakat, fakat. 3 T diyoruz. 4 T, beş de diyoruz. Bunlara dikkat edin. Yani 1453 der. D de değil, 1453 T demeniz lazım. Bir şey daha var. Bir inci diyoruz arkadaşlar. 3 üncü diyoruz. Böyle yazabiliyorsunuz. Ama mesela üçeri böyle yazamazsınız. Onu sadece böyle yazabiliyorsunuz. Ona dikkat edin diye diyebiliyoruz. Dörtüncü... buraya nokta da koyamazsınız. Yani birinciyi şöyle birinci dersen o da bir manyaklık oluyor. Hem nokta hem bu, bu da olmaz. Şimdi 5. 8. 9. 10. diyoruz. Tamam buraya kadar her şey çok güzel. Fakat buraya dikkat edin. 2'nin sonunda zaten iyi olduğu için ikinci diyoruz. 6'nın sonunda, sonunda zaten iyi olduğu için 6. diyoruz. 7'nin sonunda zaten iyi olduğu için 7. diyoruz. Bunun gibi mesela 12. de var. Aynı zamanda 20. de var. Aynı zamanda 50. de var. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Böyle zor bir soru olarak karşınıza çıkarsa <laughs> biz biliyoruz dersiniz. Şimdi LG e çıkmış sorulara bakalım mı? Evet hocam. Tonguç'um o zaman başlayalım. Şimdi LG e çıkmış soruları gelin beraber çözmeye çalışalım. Diyor ki bu metinde aşağıdakiler hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Şimdi 1897 yılının Nisan ayı başlarında. Şimdi burada Birli bir tarihi bildiren ay ve gün adlarında neye büyük yazılır? Burada bir böyle bir hata yapılmamış. Cevap zaten bu oluyor. Ömer Şevki Bey bak kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar saygı sözleri büyük yazılır. Bak bu bey büyük yazılmalıydı. Bak bu bey büyük olmalıydı. Dolayısıyla burada kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar saygı sözleri ayrı yazılmalıydı. İşte büyük yazılmalıydı bunu bileceğiz. Oğlunu o günlerde subay çocuklar için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Bak Kurum, kuruluş ve kurul adları bak. Askeri lisenin L'si büyük yazılmalı. Burada da bu hata yapılmış. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okul eğitim dili Fransızca diyemiyoruz. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda diye bir yazmamız lazım. Dolayısıyla bulunma durum eki daha D yazımında da bir hata yapılmış. Dolayısıyla okulda olmalıydı. Yani burada bunun yazımı doğru ama burada 1, 2, 3 yanlış var. Sakın bunun yazımı küçük olacak demeyin. Çünkü sayı varsa yani böyle bir tarih varsa aylar günler büyük yazılır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi gelelim buraya. Hangisi bir yazım yanlışı vardır diyor. 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin Sevimli Köyü Asos'u gezmek için Mart belki de en doğru zaman. Şimdi buradaki neyi büyük yazabilirsin çünkü yıl var ama burada yıl var mı? Yok hocam. Ya o zaman bunu küçük yazacağız. Bu Mart diye küçük yazılması lazım. Çünkü hangi Mart oldu Mart en güzel bir zaman diyor. Ama hangi Mart? 1980 mi? 90 mı? 2010 mu? 2020 mi? 2022 Mart mı? Bilmiyoruz. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan Türkiye'deki Macar izleri başlıklı sergi 2017'nin Eylül ayına bak. 2017 sayı gelince Eylül'ü büyük yazıyor görüyor musun? Bu doğru. Eylül ayına kadar ziyaret edilebilecek. Burada beta yok. Şebi Arus töreni için 15 Aralık çarşamba günü Konya gideceğim bak. 15 diye bir sayı var mı? Var. Aralığın A'sını büyük yazmış. Çarşambayı niye küçük yazıyorsun? Değerli kardeşim böyle bir şey olabilir mi? O zaman buradaki şey de büyük olmalıydı diyoruz. Ve burada dikkatli oluyoruz. Bak seviyor milleti Bakanlığı. Şunu güzel yazın. Yani Mart'ı böyle yazabilirsin. Şubat'ı küçük yazabilirsin. Ama 27 Şubat dersen, 16 Şubat dersen o zaman büyük yazacaksın. Burası önemli. Şimdi gelin buradakini beraber bulmaya çalışalım. Bu parçadaki numaralanma cümlelerinin hangisi bir yazım yanlışı vardır diyor. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı. Al sana yanlış. 5000 ayrı yazılır. 12 ayrı yazılır, 13 ayrı yazılır, 14, 15, 16, 17, 18 sayılar ayrı yazılır. Yani biri ayrı yazamaz tabii ki. Biri şöyle yazacak hali yok. Bir ayrı yazılır. Böyle bir şey yok tabii ki. Bir tabii ki böyle yazılır. Ama 11 dersen böyle yazılır arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz. Dolayısıyla 5000 de ayrı yazılmalıydı. İlk cümlede hata var. Geldik noktalama işaretlerine. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Virgül, noktalı virgül. ...iki nokta ve üç nokta kullanılmanı iyi bileceğiz. Yani cümlenin sonuna nokta geldiğini biliyoruz zaten ama virgülün Noktalı virgülden fark edeceğiz. Noktalı virgül, virgülden daha karizmatik. Virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgül geliyor, bir çekil oradan diyor. Ben geldim diyor. Ben varım artık diyor. Mesela diyelim ki Hasan, Can, Ali, Emre ve Uğur'dan daha hızlı konuşuyordu. Şimdi bak Hasan, noktalı virgül, Can, Ali, Emre ve Uğur'dan daha hızlı konuşuyordu. Dediğin zaman durum değişiyor. Buradaki Hasan, vurgulanan Hasan, özne Hasan. Kim daha hızlı konuşuyordu? Hasan. O zaman Hasan Özde. Hasan Özde'yse ona bir noktalı virgül verelim kardeşim. Can Ali, Emre ve Uğur, Onlar yer tanımlıysa. Önemli değil. Bir de e, iki noktadan sonra... Mesela bazı kaldıraçlar şunlardı. İki nokta üst üste. Tahterevalli, terazi, cımbız, maşa diye gidiyor. Şimdi burada şunlardı dedikten sonra... iki nokta üst koyduktan sonra... Bakın küçük harfle başlayabiliyoruz. Fakat bazı dediği için... Burada maçtan sonra nokta değil, üç nokta koymamız lazım. Niye? Çünkü bazısı yani birçok... ...pek çok dediği zaman böyle gidiyor. Ama... ...tahterevalli, terazi cımbız... ...ve deseydi burayı noktayla kapatırdık. Dört tane kaldıraç vardır. Onlar da şunlardır deseydi... ...bir, iki, üç, dördünü saydıktan sonra nokta koyardık. Ama bazı, birçok, pek çok... ...masanın üzerine pek çok şey vardı. Kalem... ...işte makas... E, ...bardak... ...üç nokta, devam ediyor. Ama masanın üzerine... ...üç şey vardı dersen, kalem, makas... ...bardak, nokta. Veyahut da... ...masanın üzerine üç şey vardı. Veya şöyle diyebilir... ...masanın üzerine birçok şey vardı. Kalem makas ve bardak derse gene nokta. Ama hocam pek çok demiş olsun gene nokta koyuyorsunuz arkadaşlar. Tonguç'um buraya da dikkat ediyoruz. Şimdi gelin buradakini yapalım beraber ve sonrasında noktalama işaretlerini bitirelim. Artık videomuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Shenzhen şehri 1980'lerde kesme işaretiyle ayırdık. Uygulanmaya başlanan SEZ özel ekonomik bölge projesiyle kurulmuş ve projenin sonra gelişmiş bir şehir. Nokta. Tamam. Şenzen sokaklarını, adımlar ve teknolojik dünyanın enerjisini hissederken hep aynı tipler çıkıyor önümüze. İki nokta üst üste. Düşlerinin peşinden koşan girişimciler, virgül. İlham peşindeki sanatçılar, virgül. Kişilik arayışına çıkmış kayıp ruhlar, üç nokta diye devam ediyor. Dolayısıyla burada gelecekleri rahatlıkla bular arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili yanlış yapılmıştır şeklinde bir soru gelecek arkadaşlar. Mesela demiş ki burada hangisine ilgili bir yanlış yapılmıştır demiş bir sene. Hep beklenmedik zamanlarda gelir, planlarımı, çabalarımı boşa çıkarır diyor. Bak burada gelirden sonra noktalı virgül gelmesi lazım. Ne demiştik? Noktalı virgül, virgülün daha karizmatiyeti. Şimdi planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı. içinde virgül bulunan birden fazla yüklenmiş cümlelerde ortaya noktalı virgül gelir yani. Mesela bu çıkmış mesela e, üniversite sınavında. Belki size de sorabilirler. Bakın şimdi. At ölür demiş tamam mı? Meydan kalır. Bunu da yapmaya çalışın arkadaşlar. Ekranlara başlayın arkadaşlar. Yiğit ölür. Şan kalır. Yiğit ölür. Şan kalır diyorum. Ve noktayı koyuyorum. Şimdi at ölür virgül. Meydan kalır virgül. Yiğit ölür virgül. Şan kalır diyemezsin. At ölür meydan kalır. Noktalı virgül. Yiğit ölür şan kalır demen lazım. Yiğit ölür şan kalır arasına virgül koyabilirsin. At ölür meydan kalır arasına da virgül koyabilirsin. Ama bu ikisinin arasına noktalı virgül koyman gerekiyor. Daha karizmatik virgül koyman gerekiyor. Burada noktalı virgül koydum. Şimdi Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlış yapılmıştır? İnsanın sevgi açlığı maddi değerlere bağımlılığını artırıyor. Şimdi çoğu arkadaşım Atilla İlhan'ın ben sana mecburum şiirini ezbere biliyor. Tamam. Atatürk'ün bilgi kuvvettir sözü günümüz çağının anahtarıdır. Şimdi yanlışlık yapılmıştır sorularına zaten bir şey odaklanır adam bak. Tırnak diyor, tırnak diyor, tırnak diyor. Zaten tırnak işaretini kullanmaya ilgili yanlış yapılmıştır diyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan küçük A'yı A burada bir hata var. Şöyle olmalıydı. ...Küçük A yazacaktı. Küçük A yazacaktı. Sonrasında tırnağı kapatıp... ...Küçük A'yı şeklinde kapatması lazımdı. Küçük A'yı okuduğumda çok etkilendim diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneği oluyor. Öncelikle sözcük anlamla başlayalım. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Mecaz anlam gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazandığı anlamdı. Mesela diyelim ki sıcak bir çay dediğimizde... ...bu gerçek anlam. Çünkü çay sıcaktır ama... ...bana sıcak davranıyor derseniz bu mecaz anlam oluyor. Eğer işte e, su yüz derecede kaynar dersen buradaki suyun kaynaması bir terimsel anlamı kazanmış oluyor. Neden? Çünkü burada bir e, bilim dalı açısından konuşuyoruz. Fen açısından konuşuyoruz. Eş sesli sözcükler yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcükler. Mesela diyelim ki öğrenciyle talebe eş anlamlı. İşte hediye ile armağan eş anlamlı. Zıt anlamlı sözcükleri de biliyoruz. Işte. Sevmek, nefret etmek gibi. Bir de somut soyu sözcükler var. Bu da esasında gerçek ve mecaz gibi. Yani bir sözcüğün gerçek olması demek ...esasında mecaz olmaması demek... ...bir cümlenin nesnel olması demek... ...esasında öznel olmaması demek... ...somut olması demek... ...soyut olmaması demek... ...işte... Ee, ...nicel olması demek, nitel olmaması demek... ...gibi düşünebiliriz. Nasıl oluyor bu? Mesela diyelim ki... Ee, ...geniş bir insan dersen bu nitel oluyor ama... ...geniş bir oda dersen bu nicel oluyor... ...ölçülebiliyor. Soyut mesela diyelim ki geniş adam... ...geniş bir insan... ...bu kişiden kişiye değişen bir şey yani soyut... akıllı anlaşılamıyor ama somut olarak mesela geniş bir oda bunu ölçebilirsin. Gözünde görebilirsin. Ya da çok geniş bir insandır dediğinde mecaz anlamında özel bir yorum yapmış oluyorsun. Bunları iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Yansıma sözcüklerde doğada duyduğumuz seslerin yazı aktarılması, kedinin miyavlaması, köpeğin havlaması, işte koyunun meylemesi bunları bileceğiz. Cümlede anlama baktığımızda özel ifadelerde bence ifadesini kullanacağımızı, cümle birleştirmelerde cümleleri eksiksiz birleştirmemiz gerektiğini, ve anlatılmak istenen ifadelerinde dikkat olmamız gerektiğini çok iyi bileceğiz. Şimdi bunun haricinde özel nesneni biliyoruz. Nesnel cümle Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Yani herkesin için geçerli bir şey. Türkiye'nin en güzel şehri Antalya'dır. Bu özden cümle. Çünkü bence böyle yani. Neden sonuç cümlelerinde sonuç gerçekleşmiş oluyor? Yani neydi? Kar yağdığından yollar kapandı. Neden sonuç? Ama sonuçta ise yollar açmak için ekipler geliyordu. Yani daha açıp açmadıkları belli değil. Bir istek var, bir gaye var ama daha açıp açmadıkları belli değil. Koşul sonuç ise kar yağarsa yollar kapanır. Yağmazsa kapanmaz. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın. Yapmazsan çıkamazsın diyorduk. Şimdi bir de bir de arkadaşlar ne vardı? Karşılaştırma cümleleri vardı. Daha, en, kadar gibi ise bunlar bizi karşılaştırıyordu. Cümleleri karşılaştırıyordu. Yani diyorduk ki mesela işte bu böyledir, şu ise şöyledir. E, veyahut da işte sınıfın en çalışkanı işte tankuttur gibi şeyler söylüyorduk. Şimdi bir de varsayım vardı. Mesela diyelim ki olmayan bir şey varsaymak. Diyelim ki yarın sabah erken gelebilir dersek bu olasılık, ihtimal oluyordu. Ama diyelim ki yarın sabah erken geldi. Tut ki yarın sabah erken geldi. Yarın sabah erken geldiğini varsayalım. Yarın sabah erken geldiğini düşünelim dersek bunlar varsayım cümlesi oluyordu. Küçümseme ile azımsama arasındaki farkı bilecektik. Küçümseme bunu sen mi yapacaksın sen kazanamazsın ki gibi cümleler küçümseme oluyordu. Azımsama ise işte bu kadar kalem bana yetmez. Bu kadar maaş bana yetmez. Aa bu yazıldan çok düşük almışım. Çok düşük vermişler. Böyle ölçülebilen şeyleri azımsıyorduk arkadaşlar. Ön yargı bir konu hakkında önceden olumlu ya da olumsuz yargılarda bulunmaktı. Mesela bu film kesin çok izlenecek dersen bu olumlu ön yargı oluyor ya da bu filmi kimse izlemez ya dersen bu da olumsuz ön yargı oluyordu. Öneri tavsiye oluyordu. İşte içerik yazar ne anlatıyor sorusuna cevap veriyordu. Üslup ise yazar nasıl anlatıyor sorusunu ...bir bak. Ne anlatıyor? İşte ben şimdi ne anlatıyorum? Türkçe ders anlatıyorum. Nasıl anlatıyorum? Diyelim ki hızlı anlatıyorum. Çünkü hızlı tekrardayız gibi diyebiliriz. Şimdi parçalı anlama baktığımızda ise son sözcükleri ve sıklıkla kullanılan sözcüklere dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar öncelikle nasıl bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkarsanız ne oluyordu? Filmi anlayamıyorduk. Dolayısıyla mutlaka mutlaka filmin sonlarını izlememiz gerekiyor. Eğer izlemezsek hiçbir şey anlamayız. Dolayısıyla Bizler mutlaka mutlaka paragrafların da böyle paragraflar ver Mesela la 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 diye gidiyor. Burada son cümlelere çok dikkat edeceğiz. Son cümleler önemli. Sadece son cümleleri değil tabii ki. Hepsine dikkat edeceğiz. Fakat son cümlelerde genellikle bir şeylerden bahsediyor. Sonlara doğru ama oysa lakin diyor. Bak sabahtan beri bir şey anlattım ama esas söylemek istediğim buydu diyor. Yani... Ne anlattın o zaman? Ya boş ver sen onu. Ben seni oyalamak için LGS'de süre kaybet diye yaptım. Dolayısıyla ben şimdi söyleyeceğim esas söylüyorum dememiz gerekiyor. Dolayısıyla okuyacağız dikkatli bir şekilde. Ardından da sonda böyle ama oysa lakin çünkü ayrıca dolayısıyla sonuç olarak özetlemek gerekirse kısacası gibi ifadeleri görünce işleyeceğiz bu ana düşünceyi veriyor bize. Bazen de böyle tırnak içindeki bir cümle de bize ana düşünceyi verebilir. Tanık gösterilen cümle. Ya da şöyle bir şey yapıyor mesela. Ana düşünceyi veriyor Tonguç evladım benim. Sonra diyor ki böyle örnekler veriyor. Dolayısıyla örneğin diyorsa örneğinden öncesine de bakacağız. Neden? Çünkü örneğinden önce ana düşünceyi verip sonra da ana düşünce örnek verebilir. Öyle değil mi Tonguç benim? Evet hocam. Harikasın. Dolayısıyla örneğinden öncesi ama oysa fakat özetlemek gerekir. Yani sonrasına dikkat edeceğiz. Burası önemli. Bir de cümlenin içerisine geçen yani daha doğrusu parçanın içerisine geçen kelimeler de çok değerli. Yani başlığı bulurken, konuyu bulurken, anahtar kelimeleri bulurken en fazla geçen kelimeler bakacağız. Mesela bizim bugünkü anahtar kelimemiz net bir şekilde LGS. Dolayısıyla bugünkü konumuzun ne olduğunu sorsalar bize LGS deriz. Çünkü sık tekrarlanan kelime LGS. Siz de buna dikkat etmeniz lazım. LGS Türkçe gibi. Parça anlatıma baktığımızda arkadaşlar burada şunu bilmemiz lazım. Eğer bir paragraf var. Paragraf okudunuz. Bu parça size bilgi veriyorsa, bilgi dağarcınız arttıysa bu arkadaşlar açıklamadır. Açıklayıcı anlatımdır. Yani açıklama size bilgi verir tartışmada ise sohbet vardır. Yani nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum. Kimileri böyle düşünüyor ama ben böyle değilim gibi bir sohbet havası girer. Sizce de öyle değil mi sevgili okurlar gibi bir sohbet eder. Betimlemede varlıkların, insanların resmi çizilir. Mesela ben kardeşimi size betimlesem şöyle betimlemem. İki tane kulağı var, aynı zamanda saçları var ve ayakları var. Bu bir betimleme olmaz çünkü varlıkların ayırıcı özelliğini anlatman lazım. İşte kıvırcık saçlı, işte büyük çenesi var, işte uzun boylu, zayıf, tombiş neyse fark etmez. Bir şeyler söylüyorsam bu onun ayırıcı özelliğidir ve... Bu da onu betimlemektir arkadaşlar. Ve şu da çok önemli. Betimleme sadece bir insanın dış görünüş değil, iç dünyasını da betimleyebiliriz. Mesela çok şefkatli, çok cemri, çok akıllı, çok saf. Böyle şeyler de bizim zihnimize bir resim çizilmesini sağlar. Mesela ben desem ki tanıdığınız en cimri adam kimdir desem zihninizde birileri canlanır mesela. Öykülemede ise masallardan, romanlardan alınmış bir olay vardır. Şimdi bir de bunun harici tabii düşünce geliştirme yolları var. Mesela bu nedir sorusuna cevap verenler tanımlamadır arkadaşlar. Şiir nedir? Şiir duyguların dile getirildiği edebi bir türdür. Dediğimizde bu bir tanım cümlesi oluyor. Ama şiir okuyucuya seslenmelidir dediğimizde bu bir tanım cümlesi midir Tonguç Eladim benim? Değil hocam. Harikasın bu bir tanım cümlesi değil. Niye? Çünkü şiir nedir? Şiir okuyucuya seslenmelidir. Ya şiir nedir? Şiir okuyucuya seslenmelidir. Ya şiir nedir? Bilmiyorum. E o zaman ne konuşuyorsun? Bana şiirin tanımını yap. Şiir Duyguların dile getirildiği bir türdür deyince e, net bir şekilde tanım cümlesi oluyor. Benzetme işte annemin dişleri inci gibi beyazdı. Örneklendirmede örnek misal diyoruz. Karşılaştırmada bu böyledir şu ise şöyledir şeklinde karşılaştırıyoruz. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözünü anlatılanlara tanık göstermek için alıntı yapıyoruz, koyuyoruz. Sayısal verilerden yararlanmada sayılar, miktarlar, oranlar verebiliyoruz. Bunun haricinde mesela özgünlüğün olduğunu da bilmemiz lazım. Özgünlük Farklı olmak demektir Tonguç Eraylı'nın. Orjinal olmak. Basma kalıp, tek düze, sıradan. Herkesin e, aynı şeyi yaptığı şeyler özgün olmaz. Özgün kişi orjinal olur, farklı olur. E, basma kalıp olmaz, tek düze olmaz. Ve e, özlülük vardır bir de. Özgünlük, özlülük aynı şey değildir. Özlülük e, az sözle çok şey anlatmaktır. Mesela atasözleri özlü sözlerdir. Deyimler özlü sözlerdir. Az bir sözü çok fazla şey anlatabilir. Tutarlılık. ...birbiriyle çelişmemektir. Yani bugün ak dediğine yarın kara dememektir. Ee, akıcılık rahat okunabilir olmaktır. Açıklık her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği cümleler koymaktır. Mesela açıklamalarda açık anlatım vardır. Niye? Her okuyan aynı anlamı çıkarsın. Ama şiirlerde kapalı anlatım vardır. Böyle okuyucunun herkesin farklı anlamlar çıkarabileceği cümleler bulunur. Ee, evrensellik tüm insanlığı ilgilendiren kavramlardır. Ya da ulusallık, burası önemli arkadaşlar. Ulusallık sadece yerel, bize özgü olan şeylerdir. <laughs> 2023-2024 sezonu başlıyor ve 2024 LGS'de kendi efsanesini yazmak isteyen Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı 8 ile birlikte ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde LGS'ye geliyoruz biz diyoruz. LGS 2024 önce öncesinde. Merhaba, öncesi Merhaba Tonguç'um. Bugün çok önemli bir konu öğreneceğiz. Hangi konu öğreneceğiz biliyor musun? Videomuza başlamadan önce 4 önemli taktik var. Altın taktik diyoruz bunlara. Bu tarz sorularda yani sözel mantıkta karşına böyle bir soru geldiği zaman tablo grafik yorumlama ile LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Şunu unutmayalım parça, parça anlam diye başladık videomuzda. Parça işte paragraf demek aynı şey. Paragraf da Türkçe demek. Dolayısıyla paragrafta nasıl fulleneceğini bu dersin işi de öğreneceğiz. Türkçe geçme notu 70 olmuş hocam. Hiç endişelenme Tonguç'um. Zaten 70'i bırak yüzleri alacağız. Çok güzel notlar alacağız. Bugün sizlere %100 kesin çıkacak, %100 yazılıda soracak bölümleri hazırladık. Bu cümlenin yükleme hangisi Tonguç herhalde benim? ''İstedim'' Harikasın. ''İstedim'' kelimesini hemen yuvarlak içine aldık. Zaten genellikle yüklemler sonda olur ama bazen sonda da olmayabilir. Değişik yerlerde olabilir. Onları da çözeriz. LGS'de Türkçe'nin en önemli ikinci konusuyla yani cümlede anlamla LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Genel ağ sayesinde ulaşım, haberleşme, iletişim, işte eğlence, eğitim alanı faydalanırız diye bir giriş yapıyorsun. LGS'ye son 44 gün 41 kere maşallah derler ya ben de size 44 kere maşallah diyorum. Çünkü 8. sınıf Türkçe ikinci dönem 1. yazılı provasına başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Ela'nın benim? Hazır değilim. Hiç endişelenme. Birazdan mükemmel bir şekilde hazır olacaksın. Masallar ise yani kırmızı başlıklı kız nereli Sen biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Ben de bilmiyorum. Veya gelin LGS'de bir net daha artıralım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hem 2023 LGS'de hem öncesinde mükemmel bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Neden mükemmel? Çünkü dilimizi korumak için dilimize sahip çıkmak için bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda biz neye çalışıyoruz Tonguç Ela'nın benim? hocam LGS'de %100 bir soru gelecek olan bir konu. Bugün sizlerle birlikte söz sanatları konusunu öğreneceğiz. Çok lezzetli, çok keyifli bir konu ya da seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra konu. Ey Türk gençliği diyor Mustafa Kemal Atatürk. Burada biz tabii ki. Parçada yapıya baktığımızda ise şuna dikkat edeceğiz. Bak ilk başta giriş cümlesini buluyoruz arkadaşlar ve giriş cümlelerinde bundan dolayı, bu yüzden, çünkü ama ayrıca, bununla beraber gibi ifadeler olmayacağını bileceğiz. Yani bu işte eee Bundan dolayı, bundan dolayı işte çünkü, çünkü ama ayrıca böyle şeyler giriş cümlesinde bunlar olmaz. Böyle bir cümle giriş. Mesela ayrıca ne ayrıcası ya? Ne ayrıcası? Daha bir şey anlatmadın ki ayrıca diyorsun demeniz lazım. Bulduktan sonra da arda arda birbirine bağlantılarını görmeniz gerekiyor. Düşünce akışını bozan cümleyi sorar mesela bize. Bunları da sormuş. Çıkmış sorular da var. Bir diyor, iki diyor, işte üç diyor dört diyor. Böyle gidiyor. Hangi akışı bozar diyor. Yine ilk başta e, içerisinde bu, bu yüzden bundan dolayı olmayan yani giriş cümlesi olabilecek cümleler bulmanız lazım. Yani yine giriş cümlesi bulmanız lazım. Mesela bir şey söyler sonra bundan dolayı der. İşte bundan dolayı dediği için iki bire bağlanıyordur. İşte üçte der ki ayrıca der. E, üçte ikiye bağlanıyordur. Dörtteyse hiçbir şey demiyordur. Yeni bir şeye başlamıştır. İşte bu akışı bozuyordur. Ya da yeni bir paragrafı başlayan cümledir. Bunlara dikkat edeceğiz. Paragrafı tamamlayan cümlelere baktığımızda ise şu çok önemli arkadaşlar. Paragrafı tamamlayan cümlelerde. Bakın bu çok, çok önemli bir taktik. Şimdi birincisi şöyle bir şey verir mesela. En başı boş bırakır. En başını boş bırakır. Buraya ne gelecekler? Tamam mı? Buraya hangi cümle gelirler? Şimdi burada eğer ama diyorsa farklı bir şey olacak demektir. Burada artı artı varsa burada eksi eksi olmak zorunda. Burada eksi eksi varsa burada artı artı olmak zorunda. Dolayısıyla amadan sonrasına bakmanız lazım. Mesela Tonguç derslerinde başarılıdır ama akıllıdır. Böyle bir cümle olmaz. Başarılıdır dedin sonra akıllıdır dedin. Ya ama o zaman Tonguç derslerinde başarılıdır ama bazen haylazlık yapar. Tonguç dikkatlidir ama işte ee, çok da çalışkan değildir gibi bir ifade bulman lazım. Yani eksi ise artı artı ise eksi yapman lazım. Dolayısıyla ama oysa fakatların Yönüne dikkat etmeniz lazım. Veyahut da böyle bir şey verir tamam mı? Mesela şöyle bir paragraf verir. Bu paragraf neyle tamamlanacak der. Böyle üç nokta koyar. Burada da çünkü diyorsa mesela. O zaman bunun sebebini açıklaman gerekir. Bir de arkadaşlar burada çünkü ama oysa fakat vermedi. Şimdi çünkü diyorsa mesela soru niçin olacağı belli. Mesela ee, çünkü'den öncesine baktığınız gibi şuralara da bakın arkadaşlar. Buralarda Mesela burada amadan sonrasına baktığınız gibi buralara da bakın. Yine hani demiştim ya böyle sizi oyalar böyle. La 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 la, la, la. bir şeyler anlatır. Ama der son ana düşünce verir demiştim ya. Bura oyalama yeridir. Burada size buralarla oyalar. Esas cevabı burada saklar. Buna da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi geldik sözel mantığa. artık bitiyor dersimiz. Burada arkadaşlar Zaten bunları detaylı tekrarımıza vermiştik. Normal videosuna çekmiştik. Şimdi soru çözerek de pekiştireceğiz. Sözel mantık sorularında kesin olarak ulaşılır, ulaşılamazlarda yani altı çizili ifadelere dikkat edeceğiz. Şimdi burada hatırlarsanız ne yapıyorduk? Verileri kodluyorduk. Yani sana şöyle bir şey derse okçuluk, satranç, robotik derse sen O, S, T, R, S, B, D diye kodluyordun. Yani satranç ve seramik iki tane S olduğu için birini S, T, birini S, yapıyordun. Ya da pırasa uç kereviz derse P, KA diye yani kereviz'e kabak ikisi de K ile başlatayım. Böyle kodluyordun ki daha rahat hareket edersin. A ki Burak Cengiz, Doğukan Enes, A, B, C, D, E diye kodlaman gerekiyor. Bu bir. Sonra blokları belirliyordun. Merve ve Nihat aynı filme ekmiş. Cengiz Berat aynı katta oturuyor. Zeynep ile Aylin aynı asansörden denemiştir gibi bunları kodluyordun. Ya da işte Burak Ali'nin hemen sağında. Metin ile Hakan yarış peş peşe bitirdi. Eray Fatih'in bir üst katında. Nazlı ile Şule yan yana olan koltuklarda oturmaktadır gibi ifadelere dikkat ediyoruz. Burada Hemen peş peşe, yan yana, bir üst bir alt gibi sınırlamalar yoksa sadece önce sonra değilse aralara da boşluk koymayı unutmayın arkadaşlar. Farklı durumları belirlemeniz gerekiyor. Mesela Leyla ile Osman'ın gittiği filmler farklıdır. Drama etkinliği binada bir gün arayla yapılmaktadır. Bak aralara boşluk koyuyorum. Sıralamada Akif ve Enes arasında iki kişi vardır gibi ifadeler önemli. Sonrasında da sıralama sorularında işte Pırasavuç, Ceviz, Kereviz ya da Akif Burak, Cengiz gibi sorularda şu tablonuzu yapmanız gerekiyor. Diğer türlü olmuyor. Şimdi mesela... Kesin bilgileri tabloya yazmak da bize zaman kazandırıyordu. Pırasa ovuş, kereviz, brokoli, kabak, enginar kullanılarak bir sebze çorbası yapılmıştır. Şimdi demek ki burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane şey var. Altısıyı sıraladık mı? Sıraladık. Kabaktan sonra bir sebze daha koymuşlar. O zaman buraya K yazıyoruz. Bir sebze dedik, boş yer bırakıyoruz. Tencereye ilk olarak enginar koymuşlar. O zaman en başa E yazıyoruz. Peki niye enginar değil diye E yazdık? Çünkü bunları zaten kodlamıştık. Veyahut da işte Enes yarışmayı beşinci sırada tamamlamıştır. Buraya E geleceği kesin. Sıralamada Akif ile Enes arası iki kişi vardır. O zaman Akif ile Enes arası iki kişi varsa Akif buraya yazamazsın, buraya yazamasın, buraya yazamasın. Yazacağın yer kesin olarak belli. Kesin bilgileri tabloya yazmak bizi rahatlatıyor. İşte İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi. O zaman buraya İ'yi yazıyorsun. Niye? İ'den önce bir tane boşluk var. Şimdi birazdan soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Tablo yorumlama sorularında da yine verilerdeki artma ya da azalma ...azalma ya da artma. Bunlar çok çok önemli... ...dikkatli olacağız. Yani tabloda hiçbir şeyi... ...fabrikada fazla olduğu için size vermiyorlar. Burada yılları verdiyse bir sebebi vardır. Bazen 2013, 2014, 2015'ler... ...2018'e geçer. 2016 demez mesela. Veyahut da 110, 105, 100 der... ...mesela 5'er 5'er gider. Bir anda... ...10'a çıkar mesela. Artış hızı... ...değişir mesela. Azalış hızı değişir. sütün grafiklerinde yine mutlaka... ...buradaki rakamları çok iyi takip etmeniz lazım. Buradaki her bir bilgi çok çok önemli. Yani benden ne istiyor... ...soruda benden ne istiyor ve bana ne vermiş demeniz lazım. Bana ne vermiş. Sana verdiği her bir şey değerli ve senden ne istediği soruda çok önemli. Daire grafik yorumlamalarında da yine yüzeliklere dikkat edeceğiz ve özel yorum yapmayacağız. Görsel yorumlama sorularında da ayrıntılar önemli. İnsanların yüz ifadeleri, insanların araçlarının yönleri, e, anlatımın insan dışı gibi bir varlığın ağzından çıkıp çıkmayacağı da önemli arkadaşlar. Şimdi gelin mesela bu soruyu çözelim. Tonguç'um sen de çöz. Hazır mısın evladım bu soruyu çözmeye? Hazırım hocam. Süper. O zaman hazırsan hadi bakalım. Ekranları başlayacak arkadaşlar da çözsünler. Videoyu durdurup çözün. Ben şimdi hemen devam ediyorum. Yani şimdi bu e, sizden cevapları beklemiyorum canlı yayın olmadığı için. Şimdi hangisi söylenemez demiş. Ülkemize en fazla turist yaz aylarına gelmektedir. Bakalım. Haziran, Temmuz, Ağustos. Maviler yaz. Doğru. Bak en fazla. Bunların her birinin bir değeri var. Bak sayıları da vermiş. Zaten bunu İngilizce'de de yapıyorlar bunu biliyorsunuz. E, i̇şte matematikte veri analizi var. E burada da böyle yapıyorlar. Mayıs ve Aralık aylarında eşit sayıda turist gelmiş. Bakalım Mayıs bin, Aralık bin. Tamam bu da doğru. En az turist Nisan, Mart ve Kasım aylarında gelmiştir. En az turist. Nerede en az turist? Hmm. Nisan'da çok az evet. Mart'ta da az evet. Kasım'da da az. Bakalım da daha... Yok bu da doğru. İlkbaharda, ilkbahar ne renkti? Yeşil. Mart, Nisan, Mayıs. Kışa göre daha fazla turist gelmiştir. Kışa bakalım. Aralık, Ocak, Şubat. Hayır yanlış. Kışın daha fazla turist gelmiştir. Dolayısıyla ya bar daha sıcak oluyor falan demeyeceksiniz. Burada ne verdiyse ona göre işaretlemeniz gerekiyor. Bütün arkadaşların doğru yaptığına eminim. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bakın burada yine kodlama sorusuna geçeceğiz. Bakın şimdi yine e, siz videoyu durduruyorsunuz. Cevaplıyorsunuz ben yine cevap veriyorum. Hızlı tekrar da böyle ilerliyoruz. Şimdi numaralanmış kutularda Aliye için alınmış hediyeler vardır. Kutulardaki hediyeler şunlardır. Küpe tamam mı? Kitap, kalem. Bileklik ve parfüm. Hayda. Üç tane K var. O zaman buna Q diyelim buna, diyelim. buna K diyelim. Buna K diyelim. Buna B diyelim. Buna da P diyelim. En azından ilk iki harflerini yazalım. Çünkü üç tane K var. Hediyelerin bulundukları kutularla ilgilenenler şunlardır. Yani beş tane kutu olduğu için şöyle kutularınızı da çiziyorum. Beş tane kutu olduğuna göre. Bir, iki, üç, dört, beş. Küpeyle parfüm arası iki kutu vardır. Şimdi Q ve P şöyle de olabilir. Q ve P böyle de olabilir. Yani Küpeyi buraya koyarsan iki kutu olur. Küpeyi buraya koyarsan iki kutu olur. Dolayısıyla bunu koyamadım. Kitap son kutudadır diyor. Ha kitabı son kutuya koydum mu? Kitap burada. Kesin. Şöyle kit yazayım hatta daha net anlaşılsın. O zaman küpeyle parfüm arasında kutu vardı ya. O zaman küpeyle parfüm kesin burada artık. Yani şurada olursa iki kutu olmuyor aralarında. Şöyle olursa da iki kutu olmuyor. Küpeyle parfüm burada. Şimdi ama küpe burada, parfüm burada da olabilir. Parfüm burada, küpe burada da olabilir. Dolayısıyla bilmiyorum yani ama böyleler kesin. Parfüm bir kutuda değildir. Parfüm bir kutuda değilse o zaman burası kesin küpe. Bak buraya küp yazdım, kesin. Burası kesin parfüm. Niye? Çünkü küpeyle parfüm net, aralarındaki kutu var. Bak kesin bir yerleştirdik rahatız. Sonra ne kaldı geriye? İşte e, bileklik ve kalem kaldı. Şimdi bunlar kesin olmadığı için bileklik burada olabilir. Bileklik. E, kalem burada olabilir. Ya da tam tersi. Kalem burada bileklik burada olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ama kitap kesin en sonunda. Zaten kitap son kutudadır dedim. Şimdi birinci kutuda küpe vardır. Bu kesin belli. Çünkü ee, parfüm ilk kutuda değildir demiştim. Kalem ile bileklik yan yanadır. Kalem ile bileklik yan yanaysa, evet bu da doğru. Kesin yan yana. Aralarındaki boşluk var çünkü. Dördüncü kutuda parfüm vardır. Bir, iki, üç, dördüncü kutu evet bak bir, iki, üç, dört, beş diye yazarsak evet parfüm dördüncü kutudan. Kalem ile küpe yan yanadır. Kalem ile küpe yan yanadır. Yok kalem burada olursa yan yana olur. Ama bak burada olduğu zaman yan yana olmuyor. Dolayısıyla D cevap arkadaşlar. Şimdi bu adam tilki gibi kurnazdır dediğimizde gibi kelimesinden dolayı burada benzetme var. Gökyüzüne güneş bize gülümsüyor dediğimizde bak gökyüzüne güneş bize gülümsüyorsa insan olmayan varlığa insan özgü bir özellik verilmiş. İntak konuşturma dal bir gün dedi ki tomurcuğuna teninde bir yara işler gibisin. Dal ve tomurcuk konuşur mu Tonguç herhalde benim? Hayır hocam konuşmuş. O zaman burada konuşturma sanatı var. Zaten konuşturma sanatının olduğu yerde mutlaka kişileştirme olduğunu bileceğiz. Mübalağa ise bir of çeksem karşı gıdalar dağlar yıkılır. Yavaş abartıyorsun. Tezat neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aneler. Düşman ve dost birbiriyle tezat yani zıt oluyor. Tezıt diye de aklınıza söyleyebilirsiniz. Son sayfamıza geldik. Metin türlerine baktığımızda da denemeler özel oluyor. Burada hep böyle bence ifadesini görüyoruz arkadaşlar. Bir, bir konu hakkında hani size okulda böyle kompozisyon yazıyorsunuz ya aynı onun gibi bir şey. Biyografide bir kişinin hayatı anlatılıyor. 1963 yılında doğdu. Ankara e, işte e, Etimeskut Lisesi'ni bitirdi. Böyle bir kişinin hayatını anlatıyorsun. Otobiyografide ise yazar kendi hayatını kendisi anlatıyor. 1963 yılında doğdum. Ankara Etimeskut Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Şeklinde gidiyor. Eleştiride bir edebiyat veya sanat eseri değerlendiriliyor. Kitabın dilinin akıcı olup olmadığı, yazarın dilinin sade olup olmadığı buna benzer şeyler. işte eserin içeriği eleştirilebiliyor. Makale bir konu hakkındaki düşünceleri ispatlamak. Yani kanıtlamak için kaleme alınan bilimsel yazılardır ve nesneldir. Bak deneme özel, makale nesnel. Sohbet karşılıklı konuşmaması var. Soru cümleleri kullanabiliyor. Yani okuyucunun fikrini değiştirmeye çalışmıyor. Sadece böyle sohbet ediyor. Günlük yaşanan olaylar günü günle not ediliyor. Burada bir de fıkra var arkadaşlar. Fıkrayı karıştırmayın. Fıkra gazetelerdeki güncel köşe yazılarıdır. Ee, sakın bunu Nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırmayın. Eğer gazetede güncel konularda buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu önemlidir. Günümüzde politik olaylar falan gibi yazılar varsa güncel konularda bu fıkradır. Bir de Nasrettin Hoca fıkraları var. Onunla karıştırmamamız lazım tabii ki. Anı yaşanmış olaylar üzerinden geçtikten sonra anlatılıyor. Günlük ise yaşanan olaylar günü gün yazıyor. Sevgili günlük. Bugün işte 28 Mayıs falan diye gidiyor. Masallarda olağanüstü olaylar var. Tekerlemeliyle başlıyor. Hayali kahramanlar var. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diyoruz. Fabullarda ise insanlara ders vermek amacıyla hayvanlar kahraman oluyor. Fabullar böyle ibret verici bir sonla bitiyor. Masallar ise hep böyle mutlu sonla bitiyor. Haber yazılarında 5N, 1K yani ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman ve kim sorularına cevap aranıyor. Gezi yazısında gezilip görülen yerler anlatılıyor. Hikayelerde yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Fıkrayı zaten söylemiştik. Nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırmayın. Güncel olaylar anlatılır demiştik. Ödülü sorumuz yapın yorumları yollayın. Hadi bakalım.